Merhabalar herkese. Rapid ve Bilis şampiyonasından önce dünyanın gözü bu aralar Bakü'de oynanan Vugargashimov anı turnuvasında. Turnuvada kimler var? Vişi Anand var, Fabiano Caruana var, Şahriyar Mamedyarov var, Sergey Karekin var. Gerçekten birbirinden kuvvetli 8 oyuncu bu turnuvada boy gösterip birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bugün ikinci günü tamamlandı ve ben sizlerle biraz önce bitmiş bir Armageddon oyununu paylaşmak istiyorum. Bir Azerbaycan derbisi de diyebiliriz. Beyaz taşlarda Şahriyar Mamedyarov var, siyah taşlarda Vugar Asadlı var ve Rapid kısmında oynanan iki oyun 1-1 bitince, bir ilk oyunu Mamedyarov, ikinci oyunu Vugar kazanınca orada birbirinin ardından Armageddon oyununa geçiliyor. Armageddon oyununun özelliği şuydu, bilmeyenler için: beyazların 5 dakikası, siyahların 4 dakikası var. Fakat siyahlar berabere kalırsa da kazanmış oluyorlar oyunu, mücadeleyi. Bakalım bu şartlarda, Mamedyarov'un kazanması gereken şartlarda Vugar Asadlı en azından bir beraberlikle rakibinden daha fazla puan alabilmiş mi? Oyuna başlayalım D4 ile. D5'in ardından C4 ile beraber Vezir Gambit'ini tercih ediyor beyazlar. E6, Vezir Gambit'i kabul edilmedi. At C3'ün ardından at F6. Şimdi değişim varyantını tercih etmiş C çarpı D5'te Mamedyarov. E çarpı D5'in ardından fil G5'te F6'daki at açmazı alınıyor. C6'nın ardından Vezir C2. H6 ile beraber fil bir karar vermek zorunda. Fil H4 ile beraber atın açmasını devam ettiriyor tahtada. G6 siyahlar fil G7'nin ardından kısa rokunu atmak isteyecek tahtada. Beyazlarsa F3 oynuyor. Beyazların fikri ise burada E4 oynamak. Tabii ki beyazlar kazanmak zorunda olduğu için, beraberlik onun işine gelmediği için daha keskin varyantlar tercih etmek istiyor ki Mamedyarov zaten stil gereği hem keskin hem taktik konumları tercih eder zaten genelde. Fil G7 ile fianchetto filimizi geliştirdik. Kısa rok için artık önümüzde bir engel yok. Uzun rok atıyor beyazlarsa. Şimdi uzun rokun amacı tabii ki D4'teki piyonu savunmak ve hızlıca gelişimimizi yapmak. Dümdüz E4 oynasaydık biz, D çarpı E4'ün ardından vezir çarpı D4 işleri vardı. Onu savunmamız gerekecekti bir el. O yüzden şimdiden uzun rok attık ki D4 piyonunu savunalım. Kısa rokun ardındansa E4 hamlesi şimdi geliyor. D çarpı E4, F çarpı E4. Güzel bir merkez var beyazlarda. Fakat dediğim gibi ters kanada roklar. Heyecanlı bir oyun, heyecanlı bir Armageddon. Zamanlar da az ve iki tarafta kendi hücumunu yapmaya çalışacak. Vezir A5'in ardından at F3 ile gelişimine devam ediyor beyazlar. Fil E6, A2'ye doğru bir bakış var. A3 oynanıyor. A2 anlamıyordu belki ama burada beyazlar yine de şah kanadını böyle şekillendirmek istemiş. Hemen A3'ü gören siyahlarsa B5 oynuyor. B5'in ardından B4 oynamak isteyecek. Burada açık hatlar yaratılsın ki C1'deki şah sıkıntı yaşasın istiyor tabii ki siyahlar. Fakat öncelikle Mamedyarov demiş ki ben E5 oynuyorum öncelikle. Ben senin atını istiyorum. Öyle senin tek kale bir maç yapmana, yani hızlı hızlı atağını sürdürmene izin vermek istemiyorum demiş. Normalde E5 gibi hamleleri oynamak için böyle 2-3 defa düşünmek lazım. Çünkü bu atı istiyoruz ama at açmaz da değil ve D5 gibi önemli bir kareye oturuyor. At D5'e oturduktan sonra şimdi B4'ler daha da kuvvetli hale geliyor. Çünkü atın da B4'e bakışları var. Burada Mamedyarov at çarpı D5 yoluna devam etmiş. C çarpı D5'in ardından siyahların fikri tabii ki kale C8 ile beraber rakibinin vezirini düşürmek. Burası çok tehlikeli bir C hattı beyazlar adına ki, yani beyazların tercihi buydu aslında. Daha keskin bir oyun. Beyaz da kazanabilir, siyah da kazanabilir. İkimiz de atağımızı yapalım. Şah B1 ile beraber o hattan kendini kurtarıyor şah. Tabi burada belki şunu söylemek lazım. Fil F5 işleriyle beraber şiş yok. Çünkü fil D3 ile karşılanabiliyor. Bu yüzden şimdilik fil F5 fikirleri tahtada gözükmüyor. Kale C8 oynamış yine de Vugar, demiş ki ver veziri. Vezir D2 ile beraber aslında siyahların atağının biraz daha kuvvetli geliştiğini gören Mamedyarov muhtemelen vezirleri değişmek istiyor. Fakat vezir B6 oynuyor Vugar, diyor ki ben vezirleri değişmeyeceğim. Burada vezir A4 gibi bir hamlesi var bilgisayarın ki çok daha kuvvetli. Vezir A4'ün olayı aslında şu: ben B4'ü daha kuvvetli bir şekilde istiyorum rakipten. Çünkü başka bir yere oynadığım zaman vezir çarpı B4 taktikleri, vezir çarpı B4'de beyazlar bunu alabiliyor ama vezir A4'teyken B4 oynayıp vezir çarpı B4 alınamadığını görüyoruz. Çünkü bu vezirin bir D1 baskısı var. Vezir çarpı D1'e izin vermemesi gerekiyor burada tabii ki beyazların. Bu gibi durumlar var. Vezir A4 fikri daha iyi ama veziri kırışmama fikri tabii ki Vugar tarafından veriliyor ve vezir B6'dan sonra siyahları da anlayabiliyoruz. Burada A5 sürmek isteyecek ve o AB piyonlarını ilerleterek orada yine açık hatlar yaratmaya çalışacak. Vezir B6'nın ardından fil E7 geliyor Şahriyar tarafından. H4'teki fil uzun zaman önce F6'daki atı açmaza almaya çalışmıştı. Daha doğrusu açmaza almıştı. Fakat şu an bir görevi yok. Ona güzel bir görev
vermiş oldu şimdi beyazlar diyelim. At C6 ver fili ve fil C5'e dönüyor. Veziri istiyor. Aynı zamanda veziri istemesinin yanı sıra diyor ki artık sen C hattını eskisi gibi kullanamıyorsun. Ben o hattı kapattım. Eğer feda yapmayacaksan veya kendi taşınla benim taşımı değişmeyeceksen. Fil C5'in ardından vezir B7'ye kaçılmış siyahlar tarafından ve H4. Beyazlar da diyor ki artık benim atak zamanım geldi. Ben senin atak fikirlerini olabildiğince engellemiş oldum burada. Uzun süredir beklediğimiz B4 hamlesi şimdi geliyor. At C6'dayken B4'ü de desteklediği için o hat açılsın istemiyor Şahriyar ve A4 oynuyor. A4'ün ardından bir de B3 hamlesi geliyor siyahlardan. Şimdi B3 hamlesi kritik hamlelerden bir tanesi. Neden? Çünkü hem C2 hem A2 karesini kontrol altına alıyor siyahlar. Yani vezirin oraya aktarımları çok şey ifade edecek. Mat ifade edecek aslında en basit tabiriyle. Diğer taraftan bu piyonlar normalde bağlı piyonlar, fakat böyle bir B3 piyonunuz varsa ve düşmezse aslında bu piyonlar bağlı piyonlar değil. Artık A4 piyonunun bir beyaz piyon harici bir taş tarafından savunulması lazım. Aksi takdirde siyahlar işte mesela şu an veziri A6'ya koyamıyor, fil bakıyor ama veziri A6, veziri A4'lerle beraber oraya basıp ardından veziri A2 inmek isteyecek. Siyahların da böyle bir planı olmaya çalışacak, fakat beyazlar da diyor ki ben H5 sürdüm, ne yapacaksın? Yani ben de buraya baskı yapıyorum, şimdi ne yapacaksın? Fil F5 şah çekiyor burada Vugar, diyor ki hem G6'yı sağlamlaştırıyorum hem de şah çekiyorum. Uzun zaman önce bakmıştık bu hamleye, fil D3 hamlesiyle karşılık veriyor burada beyazlar ve şimdi veziri A6. Aslında biraz önce bahsettiğimiz şey hemen karşımıza gelmiş oldu. Fil açmaz da veziri alamıyor tabii ki. D3'e bir baskı var ama daha da önemlisi vezirin A4 baskısı var. Vezir A2, vezir A1. Mat oluyorsunuz beyazlarla. Bir şeyler yapmak zorundasınız. Ve burada Mamedyarov diyor ki ben H çarpı G6 alıyorum. Yarı açık bir H sütunu yarattım kendime. Ve sen fille mi alacaksın, piyonla mı alacaksın? Şimdi normalde baktığımız zaman çok önemli değilmiş gibi ya. Fille al, piyonla al, ne olacak diyoruz ama burada fil çarpı G6 hamlesine beyazların E6 gibi bir hamlesi var ve diyor ki ver F7'deki piyonu, sen fil F7 alamıyorsun çünkü fil çarpı A6 vezir boşta kalıyor. Bu yüzden D3'ten taşı değişmek zorunda kalıyorsun E6 hamlesine. Bunu istememiş Vugar ve demiş ki ben F çarpı G6 alıyorum. Fakat bu F çarpı G6'dan sonra Şahriyar Mamedyarov sazı eline alıyor, atağı eline alıyor. Siyahların atağını bir şekilde bitirmiş oldu. A4 yine alınabilir ama şimdi artık Mamedyarov diyor ki sıra bende galiba. Fil çarpı F5. Fil çarpı F5'in ardından G çarpı F5 almış burada siyahlar ve kale çarpı H6 geliyor. O hat açıldı. Yedek kalem var D1'de ve kale çarpı H6 fedasını tabii ki gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Çünkü bu bir feda değil. Çünkü fil çarpı H6 aldığın zaman sen vezir çarpı H6 işleri var. Vezir çarpı H6'dan sonra kalenin H1'e gelişleri, atın G5'e gelişleri, bu filin F8'e bakışlarıyla beraber sen artık mat olacaksın oradan. Oradan bir çıkış yolun yok ve kale çarpı H6'ya siyahlarsa sen atağına oradan devam ediyorsan ben de devam ediyorum diyor ve vezir A6'dan vezir çarpı A4'ü alıyor. Vezir çarpı A4 ile beraber artık vezir A2, vezir A1 mat. Ne yapacaksın? Çok kuvvetli bir fil. Çok güzel bir manevraydı. H4'ten E7'ye, E7'den C5'e gelmişti ve ya inanılmaz joker bir taş bu kez de A3'e gidiyor. Fil A3. Yani istediğin zaman C hattını kapatıyorum, istediğin zaman A hattını kapatıyorum. Çok güzel bir koyu renkli fili var beyazların burada. Fil A3 ile o hat kapatıldıktan sonra siyahlar diyor ki ben at E7 oynuyorum. Şimdi C hattını açtım bir taraftan. Diğer taraftan da rakibin fil çarpı E7 alamadığını biliyorum. Belki atımla biraz da olsa hani defansa yardım edebilirim. Artık o varyantları bilmiyorum ama burada siyahlar bir şekilde zamanı da çok azalmışken olabildiğince rakibin üzerinde baskıyı tutmak istiyor. Kalesi C hattında aktif ve veziri de A4'ten olabildiğince mat hücumlarına devam etmek istiyor. Fakat Şahriyar artık burada biraz da zamanı daha fazla. Yani burada artık Bulgar'ın saniyeleri var. Ya Mamedyarov'un da 1 dakika 15 saniyesi falan var. Hemen kale DH1 oynanıyor. Diyor ki ben H sütununu artık iyice kuvvetlendirdim. Sen almazsan bir ara vezir G5 geleceğim. Ne yapacaksın? İşte burada vezir C4 gelmiş oluyor siyahlar. Diyor ki ben dikkat et hem C2 hem C1'i senin aslında bu vezirle savunman gerekiyor diyor. Saniyeleri kala oynuyor ama artık olabildiğince baskıyı rakibin üstüne tutan bir hamle siyahlardan diyelim. Vezir C4 ile beraber ya senin vezirinin G5'e gitmemesini istiyorum. Ben buralarda durmak zorundasın diyor ama
Buradaki Şahriyar'ın hamlesi file 7 olmasına rağmen aslında Vezir G5 oynayabiliyordu beyazlar. Ben biraz bunu incelemek istedim. Çünkü Vezir C2'nin ardından Şah A1 kaçıyorum ve hiçbir şey olmuyor. C1'e inemiyorum çünkü hem Vezir hem kale tutuyor orayı. O yüzden aslında burada hiçbir sıkıntısı yok. Ve Vezir G5 ile beraber eğer sen Vezir C2 oynarsan şöyle bir varyant bakmıştım. Şah A1'e kaçtıktan sonra hani ne yapacağız? Kale C6 oynuyorum. Amacım hani H6'ya basmak, diğer taraftan da kale A6, kale A3 matları kovalamak. Çünkü B A3'e vezir A2 mat ediyorum gibi durumlara bakmak istiyorum. Fakat burada artık beyazlar adına olay çok basit. Çünkü kale A8 G7'deki fil açmazda şahın yapabileceği tek hamle var. Şah F7 ve vezir E7 A3'teki fil. Defansa da yardımcı, hücuma da yardımcı. Gerçekten oyundaki açık ara en iyi taş diyebilirim. Ve şah G6'dan sonra at H4 gibi çok güzel matlar vardı. Fakat burada dediğim gibi boşta taş varken alıyor Mamedyarov. Fil çarpı E7 alıyor. Fil çarpı E7'nin ardından siyahlar fil çarpı H6 ile hemen karşılık veriyor. Fakat oyunun 30. hamlesinde vezir çarpı H6'nın ardından burada Vugaras adlı zamanı biterken oyunu terk etmiş oluyor 30. hamlede. Ve Armageddon'un sonunda Şahriyar Mamedyarov Vugar'ı 2-1 yenmiş oluyor. Skor olarak da 2 puan Mamedyarov, 1 puan Vugar almış oluyor. Tabii neden terk edildi diye bakacak olursak, Vezir C2 işleri pek işe yaramıyor dedik. Şah A1'e kaçabiliyor ve artık ben bir tehdit yaratmıyorum. Ah A7 piyonu olmasaydı diyeceksiniz belki, ama siyahlar adına da hani savunma yapmak çok zor burada. Ve sen herhangi bir şey yaptığında bile belki hani kale C6. Kale C6 ile beraber istiyoruz ki yani buraya gidelim. Kale A6'ya aktaralım. Bir taraftan da veziri istiyoruz. Ve vezir C2'den matları kovalayabilir miyiz diyoruz. Fakat tabii ki vezir H7 gibi matlar var. Tahtada bunu engelleyebilecek yol yok maalesef siyahlarda. Bu yüzden oyun terk ediliyor. Zaten süre baskısı da oyuncuların üstünde oldukça etkiliydi ama inanılmaz heyecanlı bir oyundu bence. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Turnuvanın takip etmek için tabii ki ben ilk yoruma ve açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Canlı yayını Dünya Rapid ve Blitz şampiyonalarında yapmak istiyorum. O yüzden bu turnuvayı artık böyle videolarla desteklemek istiyorum diyeyim. Tabii ki videoyu biterken Vugar Gashimov kimdir? Ondan da bahsetmek isterim. Neden Vugar Gashimov anısına yapılıyor bu turnuva? Aslında uzun zamandır Vugar Gashimov adına Şamkir turnuvası yapılıyordu zaten Bakü'de. Burada da Vugar Gashimov'dan bahsetmek gerekirse Azerbaycan'ın yetiştirmiş olduğu en büyük satranç yeteneklerinden bir tanesi. 2760 reytinge kadar ulaşmış, dünya altıncılığına kadar ulaşmış bir isim ve çok kuvvetli bir büyük usta tabii ki. Ona söyle büyük ustaydı tabii ki. Ona söyleyecek bir şey yok. Fakat beynindeki tümör sebebiyle 27 yaşında 2014 yılında aramızdan ayrıldı Vugar Gashimov. Bu yüzden her yıl onun anısına böyle bir turnuva yapılıyor. Bu yılda 7. kez bu turnuva Vugar Gashimov adına yapılmış oluyor. Onu da buradan tekrar anmış olalım diyelim. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Beğen tuşuna basarsanız ben mutlu olurum. Umuyorum sizler de mutlu olmuşsunuzdur videoyu izleyince. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik hoşça kalın.